Yöneticisi koymadım da. Gelin konuşalım, masaya oturalım. Bak git söylüyorum, bu sebepten istifa et. Kurumun adresini de söylüyorum. Vesile olmuş, belediyede bu konuya böyle ilgi duymuş. Hem üretim amaçlı da tesislerini korumak istiyor. Kururuz. O haliyle ben size bazı fotoğraflar paylaşacağım. Çok şaşıracaksınız. Bu senenin. Güzel bir sürüm görünüyor. Mesela onun olduğu dalı takip ediyorum. Böyle sert bir noktadan kesiyorum ama. Sebebi şey serti. Yeniden sürgün versin diye seneye falan. Hem seneye tekrardan sürgün verecek. Yapılaşmanın içerisinde bu kadar kadim, kökleri çok eskiye dayanan bir nar bahçesini küçük de olsa görmek açıkçası beni çok sevindirdi. Bornova Belediyesi'nin buraya ilgi göstermiş olması ayrıca çok güzel bir durum. Bir boğumun altından kestik ikinci çeliğimiz. Bu da üçüncü çeliğimiz. Bunlar üretime hazır. Bugün Bornova olarak Bornova Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Edoğan'ın da destekleriyle Pınarbaşı'nda unutulmaya yüz tutmaya yakın nadide bir nar bahçesi içerisindeyiz. Bugün Bornova'nın eski değerlerinden Bornova'nın, Pınarbaşı'nın tekrardan üretime katılmasıyla alakalı, tekrardan üretimde bulunmasıyla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Bugün burada yapacağımız çalışmada hep mevcut Pınarbaşı'ndaki bu güzel bahçemizi koruyabilmek adına neler yapabiliriz? Hem de mevcut ağaçlardan alacağımız çeliklerle Bornova Pınarbaşı narının çoğaltılıp tekrardan üreticiye ve çiftçiye kazanılması için uğraşıyoruz. Valla biz meclis üyesi olarak görevimiz gereği buranın sorunlarıyla birlikte buranın unutulmaya yüz tutmuş bazı değerlerini gün yüzüne çıkarmak istedik. Sağ olsun belediye başkanımız da bu konuda hassasiyet gösterdi. Ama tarım müdürümüz olsun ama bu konuda ilgili başkan yardımcımız olsun. Hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu bahçe yok olmaya yüz tutacaktı. Gerçekten Pınarbaşı Hayvanlar Festivalleri ile anılan çok değerli bir yer. 850 yıllık tarihi olan bir yer. Bu tarihin kaybolmasını istemiyoruz. Kaybolmaması için de belediyemizden destek bekliyoruz. Ama coğrafi işaretleme olur. Ama söylendiği gibi bu bahçe bir koruma altına alınıp son bahçe olarak inşallah gelecek nesillere taşınır. Biz de torunlarımıza, torunlarımızın çocuklarına da böyle değerleri bırakmış oluruz.